Şöyle bir son kez kontrol edelim de bir şey kalmasın. Vallahi bir unuttuğumuz an kalırız. Kablolardan biri gittiği an tıkanır kalırım yani. Ama bir şey yok herhalde. Neyse. Hadi çıkalım. Kahvaltıyı da kaçırdım biliyor musunuz? Daha doğrusu şöyle, sabah bir 7'de uyandım. Dedim Uğur sen dün çok yoruldun, yol geldin. Uyudum. Tam bir kalktım saat 10. O yüzden kahvaltıda kaçmış oldu. Neyse dışarıda bir şey buluruz ama hava serin görünüyor. Bayağı bir rüzgar görünüyor. Hatta o yüzden mikrofonu taktım. Şu süngeri de hatırlıyorsanız Gürcistan'da kaybetmiştim. Bulamadım. Yani satın alacak yer de bulamadım. Sadece sünger satmıyorlar. Anlamadım gitti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Al abi. Çıkış mı hocam? Çıkış. Var mı yapacağımız bir şey? Mini barda bir şey kullanmadınız mı? Hiçbir şey kullanmadım. Yattım uyudum. Dinlendiniz mi? Biraz dinlendim. Biraz. Meydan nerede ya? Saat meydanı. Ama meydan. Şu şey var ya, hani böyle güzel görünüyor. Saat meydanı herhalde. Saat meydanı, evet. Bu tarafta mı? Yok. Yerde mi gideceksiniz? He, piyade, yaya gidelim yakın. Şöyle yapalım. Yakın değil. Şu binada, yarım saat ya. 15-20 dakika varırsınız. Şu binadan sola dönün. Tamam. Karşıda ana cadde var. Tamam. Buradan sağa dönün. Tamam. Dümdüz gidin. Çıkarım oraya. Orada kabristanlığın yanından sola dönün. Hemen orada zaten görürsün. Tamam. Tamam mı abi? Tamamdır. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hava düşündüğüm gibi serin. Ama Nahçıvan böyle Bakü'den eminim daha sıcaktır hava şey olarak. Mesela kaçıymış? Kaç dereceymiş şu an? Ama internetim yok. Hattım yok ya. Hat aslında almak istiyorum ama burada arkadaşlar şöyle bir olay var hat aldığınızda. İran'da öyle mesela. Sanırım Bakü'de de ben onu yaşamıştım. Bir kere kullanabiliyorsun o hattı burada. O aynı telefonda. Başka bir telefon gerekiyor bunun için size. Ben dedi o yok. Bir abim gelecek Bakü'den. Dedim abi sende hat var bana getir bir deneyelim ona göre duruma göre hat alırım. O geldiğinde bir deneyeceğim. Çalışırsa çalışacak. Çalışmazsa internetsiz gezeceğiz. Wi-Fi buldukça artık yapacak bir şey yok. Nahçıvan'dayız. Nahçıvan'ın sokaklarındayız. Bir video önce geliş sürecimi anlatmıştım zaten biliyorsunuz. Nahçıvan'ı gezeceğiz. Dolaşacağız biraz. Otelden çıkış yaptım. Bu kaldığım otel şey tam zaten şehrin göbeğinde her yerden görülüyor. Yani şu büyük bina Tebriz Otel. Fiyatı bir tık pahalı ya. Öyle çok ucuz değil yani. Nereden baksanız 40 dolar geceliği. Yüksek o da benim için yani. Ben dün çok yorgun geldiğim için bir anda girip yattım. Bakacağız çaresine. Seviyorum ya böyle geniş kaldırımlar, geniş yollar. Böyle hoşuma gidiyor yani. Nahçıvan da öyle bir yere benziyor. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı ama bir özel bölge arkadaşlar burası. Azerbaycan'a kara sınırı yok. Yani inşallah şu yakın zamanda bir anlaşma yapıldı şu Zengezur koridoru ile alakalı ama sürekli bir pürüz çıkıyor. Ermenistan bir rahat durmuyor. Böyle bir şeyi çatırtatıyor, böyle çıtlatıyor böyle. Hep böyle bir aksilikler olabiliyor. Ama yakın zamanda o koridorla beraber direkt Azerbaycan Bakü'den yola çıkıp Türkiye'ye girebileceğiz yani. Ya da biz Türkiye'den direkt Azerbaycan'a gidebileceğiz. Oradan Türk topraklarına doğru ilerleyebileceğiz. Ama şu an bir koridor var. Zengezur koridoru oranı. Ya kazandığımız savaştan sonra orayı artık aldık. Bir anlaşma da sağlandı. Ama ufak tefek sıkıntılar var herhalde demek ki hala açılmadı. Neden bilmiyorum. Orada sanırım bir cephede Azerbaycan askerleri var. Bir cephede Rus askerleri de varmış. Bir tarafta da Ermeni askerleri varmış herhalde. Bilmiyorum bu ne kadar doğru ama aldığım bilgi bu şekildeydi buradaki birkaç abiden. İnşallah yakın zamanda açılacak. Direkt bir çıkacağız Bakü'den Iğdır'a, Türkiye'ye. Bir çıkacağız Türkiye'den Bakü'ye. Oradan gemiyle Kazakistan'a falan ilerleyebileceğiz. Yakındır inşallah. Halledeceğiz o işleri de. Binaların arkasında karşı dağlar var. Kar var orada. Mesela orası hangi tarafmış? Bakayım ben şimdi haritadan da size de söyleyeyim. Orası bakayım. Direkt şeye bakan taraf. Dağlık Karabağ tarafıymış orası. Şu sol tarafım Dağlık Karabağ tarafı. Şu direkt aşağım İran. Karşısı direkt İran tarafı. Nahçıvan öyle bir yer. Zaten bu tarafta Iğdır tarafı. Direkt Türkiye tarafı o tarafı da. Sınırında az çok anlamışsınızdır Nahçıvan'ın. Şimdi şuradan bir geçelim. Allah sarı yandı. Hoppa. Bak ne yazıyor? 28 May Küçesi. Yani küçe sokak arkadaşlar. 28 May Sokağı. Şurası. Daracık bir yol. Daracık bir sokak. Küçe. Benim şey Duygu da Duygu'nun annesi küçe diyor. Küçe sokağı, küçe. Iğdırlılar ya. O bölgeyle o bölge arasında çok fazla böyle dillerin birçoğu aynı zaten. Yakın hemen sınırdayız yani. Saat tam 12'de geldim saat meydanına. Bak müzik çalıyor ve
şurada dönüyor. Şeyler var. Şimdi mesela flüt çalan, saz çalan abiler. Bir abla döndü diyor. Bak bir tane daha dönüyor. Bak elinde testilerle bekleyen bir abla. Saat tam 12'de çaldı. Tam 12'de meydana girdi. Yağmur da başladı. Tam meydana girdim, yağmur başladı. İşte burası da saat meydanı. Ama nerededir bunca kişi ya? Arkadaşlar, nerede bu adamlar? Neredesiniz ya? Bak Nahçıvan yazıyor şurada, kocaman. Sanırım burada bir de otel var. Saat meydanı otel. Ben onu Burkük'te görüyordum. Burada bir yerde o da. Yılbaşı için hazırlıklar yapılıyor. Bir tren kuruluyor. Burası çok güzel oluyordur yılbaşında şu meydan, eminim yani. Yağmur hızlanıyor. Aha, Karaca varmış karşıda. Karnım aç, yemek de yemedim, kahvaltı yapmadım. Şimdi bir şeyler yemek istiyorum ama kahvaltı gibi değil de böyle yöresel yemeklerinden bir şeyler yemek, yiyip içmek istiyorum. Belki o ara hem yağmur da durur ama tabii önce yiyecek bir yer bulmak lazım. Bu arada günaydın. Sanırım suratımı ilk defa gösteriyorum bu videoda. Günaydın. Kimsenin olmaması sokaklarda garip ya. Bugün cumartesi bir de saat yani 12'de. Kimse yok sokaklarda, bomboş. Hafif yağmur atıyor, hava serin ya da bir yerlere mi gidiyorlar acaba? Neyse çözeceğiz bu işi de. Bulacağız yani. Neredeler bulacağız. Pazar mazar ne varsa gideceğiz. Baksanıza dizel 80 gepik. Yani 12-13 lira litresi dizelin arkadaşlar. O yüzden Nahçıvan halkında çok ığdıra müşteri gelip getirip götürüyor. Arabayı fulluyor. Hatta benzin de alıyor ekstra. Iğdır'da benzin satıyor. Çok ucuz olduğu için burada böyle bir yol yapılıyor. Ha, İran sınırında da yapılıyor bu bayağı. Bu sınır şehirlerimizde bu benzin olayı bayağı oluyor, dönüyor. Bu arada ben saat meydanında hiç kimse yok yani. Meydana gittiğim gibi insanlar vardı diye düşünüyorum ama kimse yok. Yürümeye devam ediyorum şu an. Daha başka bir merkeze doğru gidiyorum. Orada restoranlar var orada. Yok değil ama çok lüks restoranlar. Ben biraz daha yerel bir yer bulursam orada yemek yemeyi tercih etmek istiyorum. Çok lüks de onlar ya. Gerek duymadım o kadar lüks yerde yemeye açıkçası yani. Bak burada mezarlıkların birçoğu, bu her yerde, Azerbaycan'ın hemen hemen her kabristanlıkların hepsinde, birçoğunda hep resimler var. Safarov, Fizuli. Hep üstlerinde resimler var. Şu an tabii biraz uzak olduğu için göremiyor olabilirsiniz ama burada farklı isimler yazıyor. Yani Rusça yazıyor sanırım. Şimdi saat meydanının az ilerisinde, az yakınlarında bir kale var arkadaşlar. Nahçıvan Kale. Halk eski kale diye de söylüyor. Ama sanırım çok restore gördüğü için çok böyle eski kaleye dair çok fazla bir yapı kalmamış gibi. Çok restore görmüş belli ki. Çok böyle daha yeni görünüyor. Burada bir bilgilendirme de var. İnşa tarihi 632 ile 652. yıllara ait. Bu kalenin korunabileceği yer altında sığınacak bir mağara varmış arkadaşlar burada. Şimdi gideceğim o bölgelere de. Onun havalandırması ve ışıklandırması için de yukarıdan bir oyuk açmışlar. Görebiliyor muyum orayı bilmiyorum. Gidip soracağım şimdi. Buradan kalenin gizli bir yol varmış burada. Tahminen 2 kilometre mesafede süren Nahçıvan Çayı'na çıkan bir yol. Şöyle bir meydanda, şöyle bir yer. Bak burada biraz insan grubu var. Şey gelmiş, Gürcistan tarafından gelen insanlar olmuş. Tur otoservisi gördüm. Şurada var, şu taraftalar. Yeraltı var diyor. Arka tarafında mağara var. Girebiliyor musun oraya? Girebilirsiniz. Tamam. Tamam. Bir oraya gideyim sonra geleyim. Tamam. Abi önce adını bağışla bana da. Mahir Zeferov, Nahçıvan Qala Tarih Memarlıq Müze Kompleksində bələdçi vəzifəsində çalışıyorum. Yani bilgi verəm. Bu gördüyünüz yer Nahçıvan Qala 7. asra aiddir. 632-652 illərdə inşa olunmuşdu. Sasanilər dövrünə aiddir. 3. Yezdəgərdin dövründə inşa olunmuşdu. Qala müdafiə xarakterli qala olub. İndi gedəcəyimiz isə yeraltı sığınacaq mağara hissəsidir ki, əgər qalaya hücum olarsa, insanlar burada sığınmaq və buradan təxliyə eləmək məqsədi ilə bu yeraltı sığınacaq inşa olunub və yeraltı sığınacaqdan 3 kilometr məsafədə Nahçıvan çayının altına gizli bir keçid inşa olunub. Yol var mı? Görünüyor mu hala? Evet, indi oranı göstereyim. Və insanlar burada qala hücuma məruz qalarsa, insanları bu yolla təxliyə eləyirdilər və qalanın döyüşçüləri hakim olduqları
həmin o yerlərdə düşmən əsgərlərini gözləyir və dar döngələrdə düşmən əsgərləri qıstırılaraq məhv edilir və şəhər yenidən geri döndü. Çox sanki şey kalmamış kimi, eski kalədən restore görmüş tadilat. 2010-cu ildən bu gördüyünüz Naxçıvan qalanın bərpasına başlanmışdı. 7 aprel 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən gördüyünüz Naxçıvan qala tarix memarlıq müzey kompleksi istifadəyə verilmişdi. 2010-cu ildən yenidən restore edildi. 2014-də tam olaraq 7-ci əsrdə inşa edildiyi üçün həmin bu sığınacaq mağara hissəsini saxlamaq üçün sütunlar əlavə olunmuşdur. Sonradan? Evet, sütunlar əlavə olunmuşdur və bu gördüyünüz kəhriz quyusudur. İnsanların içməli su ehtiyatlarını qarşılamaq üçün yapılmışdır, kəhriz quyusudur. Səsin, su akıyor hala? Evet, səsini duya bilirsin. Bu iki dənə idi, biri qurumuş, biri isə günümüzə kimi, hələ də gördüyünüz kimi səsini duya bilirsiniz. Evet, su sesi geliyor gerçekten. Akıyor değil mi? Evet, bunun altında çay mı? Naxçıvan çayı mı o? Evet. Çaya akan su mu? Yok, dahili sudur. Dahili. Dahili sudur. Çaya mı bağlanıyor? Yeraltı sulara bağlanıyor. Yeraltı sulara bağlanıyor. Gördüğünüz gibi sığınacak mağara hissesi kısmen doldurulmuştur. Yani bundan daha büyük olmuştur. Stonlar əlavə olunduğu için doldurulmuştur. Burada insanların nefes alması için oyuklar da. Yani havalandırmalar yapmışlar. Bəli. Bizdə buna oyuq denir. Oyuq. Biz oyuq da deriz, evet. Biz de deriz. Biz de deriz. Bura məşalə yandırmaq üçün, tonqallandırmaq üçün kullanılmış. Yəni həmin olaraq aynı yerdə heç nə dəyişiklik olmamışdır. Yəni tonqal yaxdıqları yer buradır. O dönemden beri aynı, evet, hə? Aynıdır. Yəni dəyişdirilməmişdir. Restore edilmişdir, ancaq dəyişdirilməmişdir. Tamam. Konum aynı yani. Evet. Oradan. Şu gördüyünüz kapı həmin o gizli keçid. O kapı mı? Evet, oradan Naxçıvan çayının altına çıxan, evet. Naxçıvan çayının altına çıxan. 3 kilometre mi abi? 3 kilometre mesafede. Dediğimiz gibi insanlar bu kapıyla, bu yolla tahliye edilirdi. Ve bu kalenin askerleri hakim oldukları dar yerlerde düşman askerlerini gözlüyor. Ve onları burada kıstırarak öldürürdüler. Ve şehir yeniden geri dönürdü. Hemen o kapıdan. Təhlükəsizlik baxımından kapı kapanıb. Çünkü çökmə təhlükəsi var. Bir çok dar ama değil mi? Evet. Çok. Evet. O zaman eğilerek gidiyorlar yüksekliğe, çömerek. Yani dediğimiz gibi orası doldurulduğu için, kısmen bu yer doldurulduğu için eski zamanda daha geniş olabilir. Daha geniş, evet, doğru. Bilmiyorum ne kadar fikrim var. Mesela şeyi biliyorsun, kirayı biliyorsun Türkiye'de. Bir ev tutarsın, evet, kiraya çıkarsın, her ay para verirsin. Aha. Ama burada abi, Azerbaycan'da herkesin kendi evi var. Evet, evet. Bu nasıl olabiliyor mesela? Ben işte ev fiyatları çok aslında ucuz değil. Aha. Şeyden mi acaba? İlk önce ev. Hiçbir şey almayıp ilk önce ev mi alıyorlar? Bizde mesela yani kültürel değerler vardır. Bizde mesela bir oğlan yani bir bay doğduğu zaman bir oğlan. O ilk olarak təhsil yani okumalı, askerliğini yapmalı. Daha sonra iş, ev. Yani bizde insanlar bu gelenekdə büyütülür. Yani onun için çok şükür yani herkes müəyyən bir yaşa çatdığında yani 18 yaşına çatdığında artık bir evi, bir işi oluyor. Ha. İmkana göre bir arabası. Kimse kirada oturmuyor ya. Kirada oturanlar çok az ama genel olarak herkesin evi var. Mesela bizde bizde Bakı'da mesela o daha çok. Ancak burada çoğunlukla herkesin evi var. Burada kirada oturanlar buraya gelen öğrencilerdir. Öğrenciler. Evet. O da normal. Evet. Bu abi şu. Burada, şu buraya mı ait? Gördüğünüz Nuh Peygamber'in mezarsıtı türbesidir. Nuh Peygamber'in türbesi bu. Evet. Kaç yıllarına ait o da? 7500-8000 yıl bundan önce yani milattan önce 6000 yıla aittir. Hiç zelzele gördün mü burada da? Bu tadilat oldu mu? Oldu. Çünkü bildiğiniz üzere buyurun. Geçelim. Bildiğiniz üzere biz Sovet rejimi dövründe bizim maddi medeniyet nümunelerimiz, abidelerimiz, pillerimiz, camilerimiz hep Ruslar tarafından dağıtılırdı. Gördüğünüz bu yer, yani orijinal yer Ruslar tarafından dağıtılmıştır. Peygamberin mezarı Ruslar tarafından dağıtılmıştır. Daha sonra 2006-2008 yıllarda yeniden bərpa olunmuştur. Çok Selçuklu mimarisine benziyor çok. Evet. İşlemeler desene. Çok işlemeler çok benziyor. Çünkü bildiğiniz üzere
Yok yok. Bildiğiniz üzere bu gördüğünüz şehir Naxçıvan tarihi Atabeyler Devleti'nin payitahtı olmuştur. 1136-1225. Yani bu gördüğünüz şehir Selçukluların bir kolu olan Atabeyler Devleti'nin payitahtı olmuştur. Ve bu dönemde burada Atabeyler Devleti Selçukluların bir kolu olduğu için hemen hemen tarihi yerlerinde de yansımıştır. Gördüğünüz üzere yani Memlekat'ın türbesi olsun, Naxçıvan'ın en meşhur yeri bura olsun, hepsinde işlemeler hemen hemen desenler, nakış deyirik biz ona. Nakışlar hemen hemen eynidir. Çünkü bu dövrdə məşhur mimar olmuştur. Memar Əcəmi. Azərbaycanın ən məşhur memarlarından. Və gördüyünüz bu yerlər Memar Əcəmi məktəbin əl işi sayılır. Bu gördüyünüz şəhərin bir hissəsidir. İmamzadə dediyiniz şurasıdır. İmamzadə türbəsi orası, evet. Tamam. Anladım. Şu cami de şimdi gördüğünüz cami, şu arkası, evet. Kafkasya'nın en büyük camisi. En büyük cami. Bizim ümmili lider Heydər Əliyevin adına verilmişti. Heydər cami, Heydər məscididir. 5000 nəfərin eyni anda ibadet edebileceği büyüklükte. O zaman buraya da bakabilirsiniz. Çok halk genelde buraya geliyor, değil mi? Evet. Gideceğim şimdi oraya da. Evet. Abi çok memnun oldum ya. Seni yorum. Allah ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Cumartesi günleri bizim dinlenme günümüz diyor. Hafta içi çalışıyoruz. Cumartesi dinleniyoruz diyor. O yüzden bugün kimse yok sokaklarda. Gerçekten de ondan herhalde. Kimse yok yani. Aslında bizde de öyledir ya. Hafta sonu dinleniriz. Çok sokağa çıkmayız falan. Ama ben dedim ki belki Bakü'den buraya günde 5 defa uçak var arkadaşlar. Naxçıvan'ın toplam nüfusu 500 milyon. Yarım milyon falan, en fazla. 500 milyondan da fazla değil yani. 480-490 binler arasında herhalde. Çok kalabalık bir yer değil. Ufak bir yer. Balaca bir yer gerçekten. Ama şehir gerçekten tertemiz. Yani çok güzel inşa edilmiş. Tertemiz bir şehir. Böyle birçok yapı da birbirine benziyor. Şimdi o kardeşimizin dediği Kafkasya'nın en büyük camiyi size gireceğim. İçeri alırlarsa açıktır yani. İbadet yerinin açık olmasını düşünmüyorum yani. Çok güzel yapmışlar ama. Gerçekten şehrin birçok noktasından kubbeler görünüyor. Üst tarafı böyle mavi. Güzel bir cami. Yağmur da şansımıza, neyse aksilik diyelim. Devam edelim. Çok öyle süratli yağmıyor. Şöyle bir avlu var. Şu kısımda da. Dağlar çok iyi görünüyor bu arada. Sis var ama abdest almayı o kadar güzel görünüyor ki şurası da. Bayağı yeni bir yer. Belli zaten. Burası da abdest almayı. Şu kısım. Haydar Mescidi. Yazıya bak şurada da zaten. Haydar Aliyev'in adını vermişler mescide. Ama giriş nereden bilmiyorum. Tüm kapılar kapalı şu an. İçini merak ettim gerçekten. Dışı böyleyse içini de çok merak ettim. Oo. Bu ne ya? Bayağı büyük. Çok büyükmüş ya. Selamünaleyküm. Bir dolanmaya geldim abi. Sağ ol. Çok yakışıymış. Baksanıza. Baksanıza, vatan için savaşmış gencecik çocuklar, abilerim, kardeşlerim. Sanırım hepsi 2. Karabağ Muharebesi'nde şehit olanlar. Allah rahmet eylesin, Allah ruhları şad olsun. Dikkatimi çeken şey, Türkiye bayrağının da her yerde olduğu. Yani Azerbaycan bayrağının yanında Türkiye bayrağı var. Şehidin mezarının üstünde, resminin üstünde görüyor musunuz? Bak orada da, burada da. O kadar çok seviyorlar Türkleri arkadaşlar. Türkiye'yi o kadar çok seviyorlar. Azerbaycan halkı Türkiye'yi o kadar çok seviyor. Nerede bir Azerbaycanlı görsem, hangisine Türk'üm desem, inanılmaz misafirperver, inanılmaz sıcak, inanılmaz böyle
şey davranıyorlar yani. Kardeş, kardeşiyim ya resmen. Kardeş gibi davranıyorlar yani. Baksanıza şehitlerin üstünde Türk bayrağı da var. Azerbaycan bayrağı ile beraber. Allah rahmet eylesin. Bu canlar sayesinde kazandık o savaşı. Dayısından hatıra, çiçekler, çelenkler. Ey yavrum. Mutlaka bir gün bu toprakları ziyaret edin. Yani sizi karşılayacaklarında böyle o hissedeceğiniz o sıcaklığı, kardeşliği böyle var ya, belki de başka bir çok hiçbir yerde hissedemeyeceksiniz yani. O kadar çok değer veriyorlar bize. Mutlaka gelin. Nasıl Nahçıvan'a en ucuz yollu gelinir onu da söyleyeyim size hemen. Ama sanırım su gelmiş. Ben Iğdır'a indim. Ankara'dan Iğdır'a 900 bin TL'ye Anadolu jet geliyor. Iğdır'dan da taksilerle, dolmuşlarla 25-30 manat arası bir fiyata direkt Nahçıvan'a gelebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Buraya gelmenin en ucuz yolu bu. Pasaporta gerek yok. Vizeye gerek yok. Kimlikle geliyorsunuz zaten direkt. Sadece bir 150 TL çıkış pulu alıyorsunuz sınırda, o kadar. Yani ziyaret etmenizi isterim buraları. Gerçekten özel, güzel topraklar. Ve Nahçıvan ne kadar yağmur yağsa da daha dolaşacak. Bugün yağmur yağını falan görünmüyor. Tertemiz ya. Gerçekten sokakların, kaldırımların genişliği, sokakların temizliği. Gerçekten yerde bir tane çöplük yok yani, çöp yok. Tertemiz bakıyorlar şehre. Bu da halkın çevreyi koruma özelliğinden geliyor yani. Buradaki halk pis olsa, sokağa atsa temizlikler temizler ama halk da belli ki çöpünü çöpe atıyor yani. Yere fırlatmıyor. Tebrik ediyorum Nahçıvan halkını bu konuda yani. Maşallah, nazar değmesin yani. Her yer biçimli ya. Ulan dur, Cumhurbaşkanı'nın evini falan çekmeyelim şimdi de. Bir tane şurada yıldızlı yıldızlı bir tane polis de var tam arkamda. Dikkat edeyim. Karşısında Haydar Aliyev Sarayı. Sanırım bir tiyatro orası. Bayağı büyük. Şuradan bir karşıya geçelim. Ulan yaya geçirdi. Şu 50 metre yaya geçirdi ya. Ne kadar boydan boya. O kadar geniş ki yollar. Yaya geçidine adımınızı atar atmaz araçlarda duruyor. Ya burada ışık yok. Ama duruyorlar. Yol veriyorlar. Şimdi Mümine Hatun Türbesi'nin tam önüne geldim ama kapalı. Ya hafta sonu diye ya da şu an tam öğle saatleri arasındayım diye. İki gün yazmışlar. Bir şembe, bir pazar yazıyor. Kapalı yazıyor ama şembenin belki de cumartesi günü. Siz gelirseniz Nahçıvan'a, zaten şehrin tam orta noktalarından birinde burası. Mümine Hatun Türbesi içinde görün. Şöyle göstereyim. Bayağı devasa bir yapı ya bu. Sanırım şu anki hali 25 metre bunun. Ama orijinali, eskiden kalma orijinal hali 34 metreymiş. İşte yıkılmış mı bir şeyler olmuş, 25 metreye kadar düşmüş. Şöyle hemen şu sol tarafımda da, oraya da gireceğim şimdi. Baksanıza ne kadar şehrin tam göbeğinde. Hemen onun yan tarafı da Açık Hava Müzesi. Şöyle ama herhangi bir malumat yok. Okuyayım, söyleyeyim size. Baksanıza yer değirmen taşları var. O dönemden işte Nahçıvan tarihlerde bu bölgelerden çıkan taşlar bunlar. Bulunan şeyler, yapılar burada sergilemişler. Şansımıza kapalı olduğu ana denk geldik. Şurası kapısı, üstünde yazı yazıyor işte iş saatleri diye. Pazar kapalı, bir de bir günün daha yazıyor da onu anlamadım. Şembe, perşembe mi oluyor acaba ama, ya da şu an öğle saatlerine denk geldim. Şans artık. Bu türbenin arka tarafında da bir su görüyorsunuz orada. Araz Nehri orası arkadaşlar. Meşhur Araz Nehri oradan böyle gidiyor, akıyor. Bayağı iyi gidiyor. Benim eşim demiştim ya size. Iğdırlı. Anlattım mı bunu bilmiyorum. Onun annesi, işte Nigel teyzem, bakıyorum onu. Onun annesinin annesi sanırım. O Araz Nehri'nden geçerken, Hocalı katliam döneminde. Çocuğunu düşürüyor Araz Nehri'ne. Çocuğu vefat ediyor, ölüyor gidiyor, kayboluyor herhalde. Bulamıyorlar sonra, öyle hatırlıyorum, aklımda öyle kalmış. Neler var ya bu toprakta, ne tarihler. Anlatsalar, dili olsa da konuşsa bunların var ya. Neler yaşanmış, neler yani. Şu karşıdaki kılıç anıtının da aynısının daha büyüğü Iğdır'da var. Iğdır'daki. Bu da sanırım öyle bir şey. Bulamadım ne yazdığını. Herkese de yazmıyor bir şey. Onun oradakinin daha ufak hali. Daha küçük hali.
Iğdır'a da giderseniz o anıtın içine gezin arkadaşlar. Ama oradaki anıtın içine giriliyor. Selamünaleyküm. Nerede çörek yerim dayı? Kafe nerede var burada çörek? O yönde. Şu apartmanın altında var burada. Orada var mı? Ha, orada. Heh, yakşı. Restoran da var, kafe de var. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Burada da böyle bir mescit var. Şurada. Cuma mescidi adı sanırım. Hala kahvaltı yapmadım. Farkında mısınız canlar? Artık bir şeyler yeme vakti geldi. Yürüyorum. Sabahtan beri. Bu arada her yere yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Nahçıvan'da en uzak yer herhalde yarım saat. Her yere yürüye yürüye gidebilirsiniz. Hiç problem yok bu konuda yani. Bir basite kafe ve restoran. Ya daha yerel bir yer arıyordum ben. Bunlar böyle restoran bizde büyük ya. Böyle neyse biraz daha dolanayım, olmazsa gireceğim böyle bir yere yiyeceğim yani. Böyle 3-4 masalı ufak tefek bir amcamın abimin işlettiği yer arıyordum ya. Neyse döner yiyeyim bari ya. Tavuk döner 2 manat, et döner 3 manat. Ciğer miymiş ya? Ha ciğer. Şavurma 4. Selamünaleyküm. Et bu mu oluyor, et döneri? Ciğer. Bu şey 3 manat. Bu 2 manat he? Ciğer. Yakşı mı ciğer? Karaciğer mi? Karaciğer değil mi? Karaciğer. Tamam ben oturayım. Otur. Tamam. İçeri oturabilir miyim? Yakşı. Bu cacık ya. Ayran değil. Salata var değil mi içinde? Aha. Salata var. Tamam. Hıyar var, bir güverti. Hıyar var. Ha güverti şey kişniş. Küv. Tamam tamam. Bu cacık, ayran diye aldım, cacık bu. Ciğer aldım. Siz ayran mı diyorsunuz? Ne? Siz ne diyorsunuz? Ayran dedi bana. Ayran. Ayran. Ha bu başka, bunda hıyar var. Cacık bu, cacık. Biz cacık. Burada ayran var, hıyar mı? Hıyarla. Evet. Ha burada. Nahçıvan'da mı, Azerbaycan'da mı? Nahçıvan'da. Ciğer. Karışık ciğer arkadaşlar. Kahvaltıya bak, ciğer. Neyse bunu buldum yani, artık yapacak bir şey yok. 3 manat. 1 manat 17 lira işte. Siz hesaplayın. Burada çok şey yok. Arada falan yok değil mi? Sakin. Araba da az. Trafik de çok yok herhalde. Ben 2-3 saat önce geldim, bu kadar araba yokmuş. Daha çoğalmış. Ama çok sakin bir şehir ya. Tabii güzel. Ben çok sevdim Nahçıvan'ı. Havası gördüm de güzel. Hava evet. Oksijen de çok iyi. Yağmur yağdı, ben akşam çıktım dışarıya. Bir güzel. Oh evet evet. Çok güzel. Bir de şehri güzel planlamışlar. Güzel planlanmış. Bakılmış buraya. Nahçıvan'a bakılmış. Bakan bakmış. Para harcamışlar. Pul harcamışlar, pul. Hatırma sarılmasını yemiyorlar. Ben bir de ben... Ama atılmaz ki. Tertemiz baksana. 24 saat ben gece uyanmıyordum. Ben de baktım saat 2. Adamlar yok. Gece 2'de. Temizliyorlar da. Ne güzel işte. Temiz olmak önemli abi. Bak tertemiz şehir. Gezerken keyif alıyorsun. Tabii ki. Dolaşırken. Bakü de çok temiz. Bakü de güzel, evet. Bakü de öyle. Bakü'nün o Nizami Caddesi miydi o? 28 tarafı. Ha 28 tarafı. Oral tertemiz oralar. Tabii ki. Targovu. Targovu ya, Targovu. Ben yaş aldım bir durum arkadaş. Bu söylesin. Allah razı olsun. Sen Türkiye'nin neresinden? Samsun. Samsun. İşittin mi? Ben Türkiye'de oldum. Nerede? İstanbul'da. Kars'ta, Iğdır'da. Çalıştın mı, gezdin mi? Hem gezdim hem çalıştım. Ne, kaç sene evvel? 2016'da. 5 sene evvel. Ama oraya çalışmaya gidiyordun değil mi? Evet. O zaman 5 sene evvel pul iyi miydi Türkiye'de? Orada kazanıp burada, şimdi? He? Şimdi öyle değil mi? Şimdi şeyden mi? Çabuk mu? Burada şimdi daha, manat daha değerli değil mi? 1 lira, 1 manat 17 lira. Evet. Şimdi artık çalışan Azerbaycanlı çok yok Türkiye'de. Bundan 5 sene evvel vardı. Kaçak mı gittin sen de? Yok. Gerek yok zaten Azerbaycan. Oturmayla. Oturmayla. Bolu'ya gezmeye. Bolu'ya gezmeye. Hoşuna geldi. Doymadın mı? Yok. Göverti demiyorsunuz mu buna?
Şu da Göverti. Bizde maydanoz, biz maydanoza çok benziyor bu. Ama biz Türkiye'de çok yemiyoruz göverti. Çok tüketmiyoruz. Tadı farklı geliyor. Ayran o ya. O ayran, bu cacık işte. Sizin içtiğiniz ayran. Ben açık dedim diye bunu verdim. Hayır, bu patlamamız. Sağ ol. Ama sizin askeri okullar çok güzel. Güzel. Sen Isparta'da mı aldın eğitim abi? Ben bilmiyordum onun, bizim Bordo Berelilerin buradaki özel harekete eğitim verdiğini. Ben senden öğrendim şimdi. Askeri okullar güzel ya. Güzel, çok güzel. Burada askerlik kaç sene? Normal, özel hareket, normal bir ben askere gideceğim. Bedelli askeri. Bedelli değil, normal. Evet. Okul bitti, askere gideceğim. Bir. Okumasam bir, kaç sene? Bir buçuk. Evet. Okusam bir, okumasam bir buçuk. Bedelli yok burada değil mi? Paralı yok. Yok yok, sen maaş alıyorsun. Sen devletin askerisin. Evet. Ama ben para verdim, askere gitmeyeceğim. O yok. Şimdi öyle değil. Versen de vermem. Gideceğim. Nece manat? 8 manat 50 gepik. Kaç oldu? 5, 6, 7, 8, 50. Sağ ol. Oba. 8 manat 50 gepik. Bir ciğer, tamam mı? Bir tavuk arkadaşlar. Bir cacık, cacık da o. Bir de kapalı ayran. 150 TL falan herhalde. 8 manat 50 gepik. Gayet de iyiydi, gayet de lezzetliydi. Şu karşımdakiler kişi salonu. Kişi dediği adam demek. Erkek demek. Berber salonu. Onlar berber salonu, kişi salonu. Bir abi vardı, özel harekatmış. Özel harekatta çalışıyormuş burada. Yüzünü göstermedim. Asker olduğu için. Zamanında 2016-2017'de mi Türkiye'ye gitmiş, orada eğitim almış. Buradaki özel harekatlara Bordo Bereliler hizmet eğitim veriyormuş. Öyle söyledi abi, bilmiyorum tam. Asker ama ne, kendi bile eğitim almış işte. Şimdi bizim o Bordo Bereliler buradaymış. Burada eğitim veriyorlarmış. Yani bizim bu askeri, askerlerimizin bir kısmı, Türkiye'den askerler gelmiş buraya daha doğrusu, konuşamadım. Burada eğitim veriyorlarmış. Bunu da söyleyeyim. Bu arada sınır tarafında ben şey demiştim ya, askerler var sadece, işte Ermeni askerleri, Azerbaycan askerleri, Rus askerleri demiştim ya, bu Zengüzer Koridoru'nun o kısımda. Orada yaşayan Ermeni halkı da varmış biraz. Onu da öğrendim. Öyle söyleyeyim. Neyse, bitireyim ben bu videoyu. Daha Nahçıvan'dayım. Pazarlarına gideceğim. Pazarlarıyla, esnaflarla konuşacağım, sohbet edeceğim, muhabbet edeceğim. Birkaç yer daha var görmek istedim. Oraları da göreceğim. Daha Nahçıvan'dayız. Buradan ben bir köye möye de gideceğim. Bayağı dolanacağım ben burada. Öyle görünüyor yani. Toplam bu bölgeden 4-5 video gelir. Dikkat edin kendinize. Bu videoyu böyle bitirelim. Bu ilk günün videosu olsun. Daha sonra pazar mazar dolaştığımız videolar gelir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı. Size zahmet. Unutmayın. Hoşçakalın. Gözüme de bir şey kaçtı. Hadi bay bay. Ne oldu ya?